Evet arkadaşlarım, bugün görmüş olduğunuz bu iki şiş örgünün nasıl yapıldığını paylaşmak istiyorum sizlerle. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz. Bakın, gayet güzel ve şık görünen bir çalışma. Erkekler için yapacağımız örgülerde ve bebek battaniyelerinde böyle batik iplerle yapabileceğiniz çok güzel ve yapımı da kolay olan bir çalışma arkadaşlar. Hemen başlamak istiyorum. Şu şekilde yine bunda arkadaşlarım kartopu Aksoft'un ipini kullandım. Model olanında şimdi ve 3 milim şiş kullandım. Yine Aksoft'un böyle krem rengi bir ipiyle sizlere anlatmak istiyorum. İlmek atarak başlıyoruz. Hemen 4 artı 1 şeklinde ilmeklerimizi atarak başlayalım arkadaşlar. 4 ve katları artı 1 fazla ilmek, ne yapacaksak onu buna göre ayarlamamız gerekiyor. Her bir kutucuğumuz 4 ilmekten oluşuyor. Ortalarda 3 tane var. Kenarlarında ise şuralarda birer tane zaten. Şöyle başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 ve 17 tane ilmek yeterli olacaktır. Hemen geçelim arkadaşlarım şöyle. İlk sırada arka sıramız oluyor burası. Şu şekilde aldım. Şöyle hemen 1, 2, 3 tane ördüm. Yani burada 4 tane ilmeğim olacak kenarda. Sonra 5. ilmeği arkadaşlar şu şekilde ipimi arkaya getirip tersten örüyorum. Arada 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Dördüncüyü tersten örüyorum. 1, 2, 3. Dördüncüyü ters ve diğer kalan ilmeklerimi 1, 2, 3 kenar ilmeğini takıyorum. Şimdi ilk sırada bu şekilde yaptıktan sonra alttaki şu haroşe kısmındayız arkadaşlar şu anda. Hemen kenar ilmeğimi ördüm normal olarak ve düz olarak, bu defa düz olarak örüyorum. Yani haroşe yapacağım. Bu şekilde 4. Şimdi 4 tane ilmek olduktan sonra düz ilmeğe geldiğimizde düz ilmeğimizi takıyoruz arkadaşlar. Ve devam ediyorum. 1, 2, 3 tane düz ördüm. Hemen takıyorum. 1, 2, 3. Düz ilmeği örmeden taktım. Devam edelim. Arka sıraya geldiğimizde yine az önce yaptığımız gibi 1, 2, 3 tane bu şekilde düz olarak ördük. Dördüncüyü takmıştık. Onu da düz olarak, ters olarak örüyorum arkadaşlar yine. 1, 2, 3. Hemen tersten ördüm. 1, 2, 3. Tersten ördüm. 1, 2, 3 ve kenar ilmeğimi takıyorum. Şimdi artık düz yere geldik. Şimdi arkadaşlar, kenar ilmeğimi ördüm. Yine az önceki gibi 1, 2, 3. Yine dördüncüyü, düz olan ilmeğimi takıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3 takıyoruz. 1, 2, 3 takıyoruz. Ve devam edelim. Arkaya geldiğimizde şimdi burada değiştireceğiz. Hemen kenar ilmeğimi ördüm. Bu arada örmüş olduğum ters görünen yerleri bu defa ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Ve yani kısacası bütün ilmeklerimizi
tersten örüyoruz. Bu sırada artık kutucuğu yapmaya başlıyoruz. Şimdi kenardaki haroşe kısmını yaptık. Şimdi kutucuk haline getireceğiz. Şimdi yine ön kısımda yine düz olarak örüyorum o ilmeklerimi, aradaki üçleri. Bu dördüncü düz giden ilmeğimi yine takıyorum. Ön sırada her defasında, her sırada bu arada giden o düz ilmeği düz olarak takıyoruz arkadaşlar. Yani şu şekilde takıyoruz. Ona ön kısımda hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece arkada örerek geçiyoruz. Şimdi gelelim yine arkada da yine bütün ilmeklerimizi, o takmış olduğumuz ilmeğimizi de tersten örüyoruz bu şekilde. Yapmamız gereken tek işlem bu arkadaşlar. Bakın bu şekilde hepsini tersten ördüm. Şimdi bir sıra daha aynı şekilde yapıyoruz. Gidip geleceğiz yani. Bu şekilde 1 2 3 taktık. Takıyorum düz ilmeğimi. Taktım yine. Devam ediyorum. Bakın şöyle hemen oluşmaya başladı. Bir daha gidip tersine geldiğimiz zaman yine haroşe ile yer değişikliği yapacağız arkadaşlar. Burası arkası olduğu için bütün ilmeklerimizi tersten örüyoruz. İlmeği taktığımız için böyle arada giden o daha kabarık duruyor. Diğer yaptığımız düzler ise arada kalmış gibi duruyor arkadaşlar. Çukurluk katıyor. O da modelimizi oluşumuna neden oluyor. Şimdi bu sırada yine aynı yaptığımız gibi yapacağız. Yani ilmeklerimizi öreceğiz düz olarak. Aradakini takacağız yine. Kabarık durmasını sağlayan şey o arkadaşlarım. Bakın şimdi artık kafes haline getirip onları bağlayacağız. Onu da şu 3 tanesini, bakın 1 2 3 bunları düz örüp aradaki şey ilmeğimizi, o düz giden ilmeğimizi tersten örüyoruz yine. Yani ilk sıraya geri gelmiş olduk. Burada bu şekilde önde yine aynı düzde ördüğümüz gibi haroşe olduğu için arkadaşlar biz sırayı bu şekilde düz örüyoruz. Şimdi çeviriyorum. Arkada yine haroşe olmasını istediğimiz için bu ilmeklerimizi düz örüp aradakini ters örüyoruz. Ve bakın birinci kafesimizi tamamlamış olduk. Aynı şekilde arkadaşlarım, şimdi şu aşağıda başladığımız gibi bunlara düz olarak öreceğiz. Arkada da hepsini tersten geleceğiz. Bu şekilde devam edip geliyor. Evet arkadaşlarım, bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum.
Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.